Arkadaşlar merhabalar. 21 numaralı ünitemize geçiyoruz dostlarım. Yüzde ve kar zarar problemleri testlerini çözeceğiz. Birinci köşe taşımızı ayarlayıp hemen başlıyorum arkadaşlarım soruları çözmeye. Şöyle odaklanma muhabbetini güzelce bir ayarlayalım. Evet, tamamdır. Yüzde kısmıyla başlıyoruz dostlarım. Yüzdelere alışmaya çalışacağız şimdi bu köşe taşımızda. Diyor ki 500 yumurtanın %30'u kırılmış. Şimdi 500'ün %30'unu alacaksınız hemen dostlarım. %30. İşte böyle yazılır dostlar. 500'ün %30'u 500 çarpı 30 bölü 100 diye hesaplanır ki hemen hesaplayalım bunu. 2 sıfır buradan, 2 sıfır buradan gitsin. 5 çarpı 3'ten 15, bir de sıfırımız var. 150 tane yumurta kırılmış dostlarım. Geriye kalan sağlam yumurtaların sayısı da kaçtır diye bir soru sormuş bize. 500'ün 150'si kırıldıysa hemen hesaplayalım. 350 tanesi de sağlam yumurta olarak kalmıştır dostlar. 2'ye geçtim arkadaşlarım. Erhan 720 TL karşılığında aldığı televizyonun %25'ini peşin ödemiştir. Hemen 720'nin %25'ini hesaplıyor. %25 çarpı diye koydum buraya. 1 0 1 0 buradan götürdüm. 5'e böldüm 2 kaldı. 5'e böldüm 5 kaldı. Bir de 2'ye bölelim bu kerataları dostlarım. 36 kaldı. 5 çarpı 36. 180 yaptı dostlarım. 180 TL'sini peşin ödemiş. O zaman hemen 720'den 180'i çıkartalım. Bakalım ne kadar parası kalmış bu keratanın ödeyeceği. 12'den 8 çıktı 4, 6'dan 1 çıktı. 540 TL daha ödeyecek. Diyor ki geriye kalan borcunu 6 eşit taksitle ödeyecek. Yani bunu 6'ya bölmüş bu adam. Ki 90 TL çıkıyor değil mi arkadaşlarım? Bir taksidi. Buna göre bir taksidi kaç TL'dir? Evet, 90 TL'yi bulduk zaten. Hemen 3 numaraya geldim. Ne diyor Gobeller bu? 80 kişilik bir sınıfın %45'i kız öğrencidir. O zaman hemen hesaplayalım. 80'in %45'i yani 45 bölü 100'ü diyelim. 1 0 buradan 1 0 buradan gitsin. 5'e bölelim 2, 5'e bölelim 9. Bir de 2 ile 8'i sadeleştirelim. 4 kalsın. 4 kere 9'dan 36 kişi kız. O zaman geriye kalanlar da erkek değil midir dostlarım? Onu da buluruz eğer gerekirse ama bakalım onu soruyor mu? Kız öğrencilerin de diyor %25'i mavi gözlüdür. He, bak şimdi buradaki kızların da yani 36 kişinin de %25'i mavi gözlüymüş. Hadi bunu da hesaplayalım. 5'e bölelim 5. 5'e bölelim 20. Bir daha 5'e böldüm. Bir daha 5'e böldüm 4. 36 bölü 4 yani 9 kız mavi gözlü oldu arkadaşlar. Mavi gözlüklü kız öğrencilerin sayısı tabii ki 9 çıktı işaretledi. Geldik buna. 60 kişilik bir sınıfın %40'ı erkektir. Hemen hesaplayalım. 60'ın %40'ını bulalım dostlarım. Birer sıfır götürelim. 24 tane erkek var bu sınıfta. O zaman geriye kalanları da kız öğrenci olacak mı dostlar? Hemen onu da hesaplıyorum. 36 tane de kız öğrenci var. 24'ü erkek çıktı 60 kişilik sınıfın. Demek ki 36'sı da kız öğrenci. Tamam. Bu sınıfta kızların %75'i. Hemen onu hesaplayalım. Şimdi 36'nın %75'i. Hemen buluyorum dostlarım. 25'e böldüm 3. 25'e böldüm 4. 4 ile de şu amcayı sadeleştirdim 9. 27'si yani. Kızların 27 tanesi neymiş? Matematik dersinden başarılı. Mat'tan başarılı. Erkeklerin de %50'si. %50'yi hesaplamak kolay dostlar. Günlük hayatımızı da kullanıyoruz ya. %50 demek ne demek? Yarısı demek. Yani 12 tanesi mattan başarılıymış dostlar. Buna göre bu sınıfta matematik dersinden başarılı olan öğrenci sayısı. Şu ikisinin toplamını istiyor bizden.
29.39 mu çıktı dostlarım? Cevabımız Adana geldi. Evet, bir numarayı gömdük. Hemen iki numaradayız dostlarım. Bakalım bu ne diyor? Odaklanmada bir sıkıntı yok. %8'inin %3'ü. Şimdi bir sayı var arkadaşlar elimizde. Bilmiyoruz bu sayının kaç olduğunu. X diyelim. Bu X'in %8'inin %3'ü. İşte böyle yazılır. 4,8'miş. Yani 48 bölü 10'muş dostlarım. Buna göre sayının tamamı kaçtır diye bir soru soruyor. Hadi hesaplayalım. 8'e bölelim. 8'e bölelim. 6 kalsın. 3'e bölelim. 3'e bölelim. Ne kaldı burada? 2. 10'a böldüm. Burayı da 10'a böldüm. Bir 0 kaldı. Bakın şöyle bir şey kaldı. Bu tarafta yukarıda x kaldı. Aşağıda 1000. Eşittir. Burada da sadece 2 kaldı. 2 bölü 1 aslında. İçler dışlar yaptım. X eşittir 2 çarpı 1000'den 2000'i paketledim goberler. Hadi 2 numaraya geçtik zıbıdılar. %30'unun 15 fazlası. Şimdi bir X sayısı var. %30'unun diyor. Hemen %30'unu yazdım. 15 fazlası 75'miş dostum bu sayının. Peki 15'i bu tarafa atalım. Ne oldu bu taraf? 15 eksi geldi buraya. 60 kaldı. Buradan da birer sıfır şöyle silelim. 3x bölü 10 kaldı burası da. 10 ile 60'ı çarpalım. 3x eşittir 600. X eşittir 3'e bölersek 200 geldi. Peki. X'i 200 buldum. Bu sayının diyor 1000'de 3'ü kaçtır? 200'ü 1000'de 3'ü. Hemen 2 sıfır sildim. 2 sıfır sildim buradan. 2 kere 3 6 yaptı bölü 10. 10'a bölmek 1 virgül yazmak demekti. 0 virgül 6 geldi. Cevabımız Bursa çıktı dostlarım. Geldik şuna. %10'unun %2'si ile. Şimdi bir sayı var. X diyelim biz bu sayıya. %10'unun %2'si ile. %2'si ile. 1000'de 5'inin toplamı artı bu sayının 1000'de 5'inin toplamı 21 olduğuna göre %12'si kaçtır diyor. Önce bir burayı halledelim. Şimdi dostum şuradan 1 0 silelim biz arkadaşlarım. Burası 2x oldu. Aşağısı da 100 çarpı 10'dan 1000. Artı bakın 5x bölü 1000 de burada var dostlarım. Eşittir 21. Yani şöyle oldu. 7x bölü 1000 eşittir 21 oldu. Önce 7'ye bölelim. 7'ye bölelim 3 olsun. 1000 ile 3'ü çarparsak x eşittir 3000 bulduk. Bizim sayımız 3000'miş. Diyor ki bu sayının %12'si kaçtır? Hemen hesaplıyorum. 3000'in %12'si. 2 0 buradan, 2 0 buradan gitti. 3 ile 12'yi çarparsam 36 yapar. 1 0 da burada vardı. 360 yaptı dostlarım. Cevap Edirne geldi. Son sorumuza bakıyoruz. %37'si ile bir x sayımız var. %37'si ile %10'u arasındaki fark. O zaman bu sayının bir de %10'unu yazalım biz. Arasındaki fark diyor. %2'sinin yine aynı sayının %2'sinin 1.25 fazlasına eşit. Yani 125 bölü 100 fazlasına eşit olan sayı kaçtır diye bir soru sormuş. Hemen düzenleyelim. 37x'ten 10x çıkarsa 27x kalır ki bölü 100 eşittir. 2x var artı 125 var bölü 100. Ortak payda da yazdım. Bölü 100'lere bay bay dedik dostlarım. Bu 2x'i bu tarafa alırsak eksi geldi. 25x oldu burası. 125'e eşit. 25'e bölerseniz de x eşittir 5 çıktı dostlar. Cevabımız Adana geldi. Evet, ilk iki köşe taşını gömdük. Hemen şimdi alıyorum 3 numarayı. Ve başlıyorum çözmeye diyeceğim ama bir odaklanmaya bakayım. Evet, her şey normal. Esra
harçlığının %20'si ile 60 TL'lik otobüs biletinden 5 tane alabilmektedir diye söylemiş. Buna göre Esra'nın harçlığı kaç TL'dir diye bir soru soruyor. Ha, bu arada dostlar bu soruları yani bunu ve öncekileri de şıklardan giderek de çözebilirdiniz eğer isterseniz dostlarım. Şimdi biz şunu normal matematiksel yolla çözelim. Esra harçlığının %20'si ile 60 TL'lik otobüs biletinden 5 tane alabiliyor. Şimdi 60 TL'lik biletten 5 tane alıyorsam yani 5 çarpı 60'tan 300 TL ben para veriyormuşum demektir buna. Neyle veriyorum bu parayı? Benim harçlığım X olsun, harçlığımın %20'si ile ben 300 TL verebiliyormuşum arkadaşlar. Demek ki harçlığımın %20'si 300'e eşit. Hemen bir hesap yapalım, sıfırlar gitsin. 2'ye bölelim, 5 kalsın. Bu 5'i de buraya çarpı olarak atalım. X eşittir 5 çarpı 3, 15. 2 de 0 var yanında, 1500 diyelim, geçelim gidelim. Hemen buna gelin. Bir topluluğun %42'si dergi, %78'i gazete okuyor. Bu toplulukta dergi okuyanların sayısı 84. Yani X kişi olsun toplulukta, %42'si dergi okuyordu ya arkadaşlarım. Şöyle, bu işte 84'e tekabül ediyormuş. Peki, 42'yi sildim, 42'ye böldüm, 2 kaldı. 2 ile de 100'ü çarparsam X eşittir 200 çıktı şimdilik. Peki, hem gazete hem dergi okuyan en az kaç kişi vardır diye soruyor dostlarım. Bakın bunu kümelerden hatırlayın. Bir önceki kitabımızda da çıktı bu sorular. Şöyle çözdük dostlar. Şimdi topluluğun %42'si ile %78'i diyor ya dostlarım. 42x burası, 78x de burası geliyor. Toplam ne yaptı burası dostlar? 80, 120x. 120x'ten 100x kabul ediyorsunuz tabi topluluğun tamamını, 20x'i fazlalık ya. Bu fazlalık işte bizim aradığımız cevap. Hem gazete hem dergi okuyan kişi diyeceksiniz arkadaşlar. İşte 20x arıyoruz. Yani biz topluluğun %20'sini arıyoruz aslında arkadaşlarım. Bize sorulan soru bu. Yani 200 kişiydi bunlar. %20'sini arıyorum dostlarım. 2 0 sildim. 2 kere 20, 40 kişi çıktı. Eğer burayı unuttuysanız hemen geçmiş videolara bakın arkadaşlar. Bulun o kümelerle ilgili olan kısmı. Bundan çokça soru çözmüştük zaten. Şimdi bu amca ne diyor? Bir deponun %72'si doludur. Deponun kalan kısmını doldurmak için 14 litre su gerektiğine göre deponun tamamı kaç litredir diye bir soru sormuş. Şimdi dostum bak, çok basit olduğunu göreceksin şimdi sorunun. Deponun tamamına biz 100x diyelim. Bu amcanın 72x'i doluymuş. %72'si doluymuş. Peki ne kadarı boş o zaman diye soralım. Şurası da boş kısım. 28x'i de boş. Peki ben bu 28x'i doldurmak için kaç litre suya ihtiyaç duyuyorum? 14 litre suya. Yani 28x aslında 14 litreye eşit. X eşittir 14 bölü 28. Yani 14'e bölersek 1 bölü 2'ymiş. Deponun tamamı kaç litre su alır? Bana da 100x'i soruyor. X'i de 1 bölü 2 bulduk. 100 çarpı 1 bölü 2'den 50 litre su alırmış tamamı. Geldik buna. Bir sınava katılan öğrencilerin %70'i başarılıdır. Bu sınavda 28 öğrenci başarılı ise, bak şunu demeye çalışıyor şimdi. X öğrenci var olsun toplamda, %70'i başarılı. 70 bölü 100'ü başarılı. Ve başarıların sayısı, yani bunun sayısı da 28 öğrencidir diyor. Sınavda başarısız olan öğrenci sayısı, yani bana sorulan şey tüm sınavdakilerin %30'u değil mi? %70'i başarılıysa %30'u başarısız demektir. %30'unu soruyor. Peki şurayı bir düzenleyelim. Birer sıfır götürelim. 7'ye bölelim 4. 4 ile 10'un çarpımı x eşittir 40 kişi varmış bu sınavda. Bana da %30'unu soruyor da diyebilirim ya da şöyle de yapabilirim. 40 kişinin 28'i başarılıydı ya dostlarım. Demek ki 12 kişi de başarısız diyebilirim arkadaşlar. Evet, geldim 4 numaralı bu videomuzun son köşe taşına. Bir dershanedeki öğrencilerin yüzü sayısal,
125'e eşit ağırlık, bilmem kaçı da sözel sınıflardadır. Buna göre dershanedeki öğrencilerin yüzde kaçı sayısal sınıftadır diye bir soru sormuş. Bak şimdi, önce tüm sınıf, tüm öğrenci sayısını bulalım. Tüm öğrencilerin kaçı sayısaldır diye bir soralım arkadaşlarım. Önce topluyorum tüm öğrencileri. Şuradan 200, 300, 400, 25 ile 75'in toplamı da 100 yaptı. 500 kişi var o zaman bu dershanede. Şimdi 500 kişinin 100'ü sayısal bölümü seçmiş. Bana da diyor ki 500'de 100 ise yüzde kaçtır diye soruyor arkadaşlarım. Yüzde kaçı diye soruyor. Hiç öyle yüzleri müzleri uğraşmanıza gerek yok. Aha böyle bulun işte kardeşlerim. 500 kişide 100 kişi ise sayısalı seçen, 100 kişide kaçtır diye bir soru sormuş. Doğru orantı kuruyorum. Bunun da kolaylığı neydi? Buradan buraya kaça bölünmüş? 5'e bölmüş. O zaman bu tarafı da 5'e böleceksin. 2 geliyor ki yani 20 çıkıyor sorumuzun cevabı dostlar. Evet, şuna bakıyoruz şimdi. Cem bir testteki x artı y tane sorudan x tanesini doğru, y tanesini yanlış çözmüş. Bak, x artı y tane sorunun x tanesini doğru. Diyor ki Cem testteki soruların yüzde kaçını doğru yapmış. Kural neydi? Bütün soruların tamamında kaç tane doğru yaptın? X tane. Acaba yüzde kaç tane doğru yaparsın diye soruyor bize dostum. Hemen şöyle bir hesaplayalım. Bununla bunu çarpıyorum. 100x. Soru işaretiyle bunu çarpıyorum. Yani x artı y çarpı soru işareti. Hemen x artı y'ye bölersek her iki tarafı 100x bölü x artı y gelir. Bakalım hangi şıkkımızda var. Adana şıkkında gördüm dostlarım. Evet zıbıdılar. 3 numaralı sorudayız. %40'ı erkek olan 60 kişilik bir sınıftaki. Tamam. Şimdi 60 kişilik bir sınıfın, şurada hesaplayalım. 60'ın %40'ı erkekmiş. Yani 24 tane erkek var arkadaşlar bu sınıfta. 24 erkek varsa 36 tane de kız öğrenci vardır diyebilirim, değil mi dostlar? Çünkü toplamda 60 kişi olacak. Peki. Erkek öğrencilerin yarısı sınıftan ayrılıp, şimdi 12 tanesi gittiyse 12 tane erkek mi kaldı geriye? Yerine 2 kız öğrenci daha geldi. Şimdi 12 erkek oldular ama 2 kız geldi. 38 kız oldular bunlar toplamda. Yani toplam kaç kişi oldular arkadaşlarım? 0, 4, 50 kişi oldular şimdi topluluk. Toplam 50 kişi. Geliyor. Buna göre son durumda, işte bu durumda diyor, öğrencilerin yüzde kaçı erkek öğrenci olur? Hemen hesaplayalım. 50 kişide 12'si erkekse, 50'de 12 ise yüzde kaçı erkektir diye bir soru soralım. Hemen kolaylığımızı gördüm. Bak 2 katı, bu da 2 katı olacak. 24 çıkacak sorumuzun cevabı. Hadi son sorumuza bakıyoruz. Bir deponun %25'i doludur. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlarım. Deponun %25'i doludur diye bir soru sormuş bize. Deponun tamamına 100x diyelim. 25x'i dolu, 75x'i boş. Depoya içindeki suyun yüzde kaçı kadar su ilave edilirse depo tam dolar. Yani şurayı soruyor bize dostlarım. 3 katı kadar su ilave edeceğim ben, değil mi dostlarım? 25'in 3 katı kadar su ilave edeceğim. Yani %300 kadar su ilave edersen burası tam dolar diye bir şey soruyorum. Şimdi şöyle düşünün bakın. Şurası 100K olsun. Deponun 100K'sı bu, tamam mı? Şuradaki 25'lik suyun 100K'sı. Bundan 3 tane var. 300K yapmaz mı burası arkadaşlar? 300'ü işaretleyin geçsin. Yani depomdaki içindeki suyun tamamının 3 katı kadar. Tamamının, yani depo tamamı T olsun. 3 katı kadar koyuyorum. Yüzde ne kadar koyacağım diye soruyor bana. Hemen çarpıyorum. 300 geliyor, değil mi? Görüyorsunuz, birçok farklı şekilde çözmeye çalıştım. Hangisi işinize geldiyse alın arkadaşlarım onu. Evet dostlar. İlk 4 köşe taşını gömdük. Bir sonraki videomuzda bir 4 daha gömeceğiz. Bu şekilde 4-4 ilerlemeye çalışacağız dostlarım. Hadi görüşmek dileğiyle. Kolay gelsin.